bir faydamıza kalmayana çadırlarımızda kuruyoruz. Burada bir yaşam nöbeti başlatıyoruz. Arkadaşlar kuralım çadırları. Çadır kurulmuş. Çadır kurulmuş. Çadır kurulmuş. Çadır kurulmuş. Çadır kurulmuş. Çadır kurulmuş. Neye dayanarak? Neye dayanarak? Onlar konuşuyor. Onlar yasak konuşan hayvanları öldürüyorlar. Lütfen çekilir misiniz? İmamoğlu verdiği sözü tutacak. Lütfen. İçin geldik ve artık bu katliamların, hayvan sömürüsünün bu yüzyılda devam etmemesini sağlamak istiyoruz. Çünkü gerçekten atlı fayton kültürü varmış. İşte bu bizim mirasımızmış. Yani bu hayvanların sömürüsü hangi yüzyılda yaşıyoruz biz? Artık elektrikli faytonlar var. Yine faytona biniyorsun ama elektrikli. Yani bu kadar zor değil bunu değiştirmek. Yani birazcık vicdan. Şimdi sizin gözünüzün önünde... Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı seçilme ön koşulu olarak insanları toplamak için, destek bulmak için
atlı faytonu kaldıracağına söz verdi. Bu, onun bu konuya ne kadar önem ve özen gösterdiğinin kanıtı olmalıydı. Ancak bugüne kadar atlı faytonu kaldırma kararı almaması bizim onun samimiyetinden şüphe etmemize yetti ve arttı bile. Ve bugün şu an biz çadırımızı kaldırmayacağımız için müdahale tehdidi alıyoruz. Bu da bugüne kadar şiddet görmüş atların yanında üzerine bir de şu an yurttaşların şiddet görmesi ihtimalini doğuruyor. Ekrem İmamoğlu, bundan siz sorumlusunuz. Hayvanların kanı İBB'nin elindedir. Biz buradan ayrılmayacağız. Lütfen desteğe gelin arkadaşlar. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan geldiğini iddia ediyorlar. Ve bununla birlikte burada başımıza gelecek şeylerden de İBB'nin sorumlu olmayıp kolluk kuvvetlerinin sorumlu olduğunu söylüyorlar. Bu açıkça kendilerinden işi atıp başkasına göndermektir. Biz bugün buradaysak, biz bugün burada çadır kurmak istiyorsak ve bir müdahale tehdidiyle karşı karşıyaysak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sözünü tutmadığı için bunlara maruz kalıyoruz. Sorumlusunun kim olduğunu işaret etmesini istemiyoruz. Bir sorun çözmesini istiyoruz. Gerçekten çözmesini istiyoruz. Ben bir saniye. Atları, hayvanları seven herkesi bekliyoruz. Lütfen. Bu daha şey yapmadı abi. Güzel mi? Şöyle beni açalım.